Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Önemli olan sizlerle bugün bir ortamı paylaşmak. Yaptığınız iş, ben yıllar öncesinden bazılarınızla da beraber yöneticilik ve futbolculuk hayatım var. Yaptığınız iş çok meşakkatli ve çok zor. Ben her zaman söylüyorum, yani kulüp başkanlığı yaptığım dönem hayatımın en zor dönemiydi. En sıkıntılı dönemiydi ama en güzel de dönemiydi. O açıdan da bir şikayetim yok. Ülke gençliğine ve ülke sporuna hizmet bizim başbakanlığa bağlı olduğu için spor dairesi işimiz. Ama sizin işiniz değil. Siz amatörce uğraşıyorsunuz. Ve büyük bir katkı sağlıyorsunuz. Bu anlamda gençlerimize yaptığınız hizmet bana göre değeri ölçülemez bir hizmet. Kulüp başkanlığı çok meşakkatli ve çok zor bir iş. Ama ülkeye getirisi gerçekten bizim için çok önemli. Sizlerle bir defa bir araya gelmek bunu karşılamaz. Ama ben sürekli olarak gerek maçlara gelerek, gerek sizleri ziyaret ederek veya bir şekilde sizlerin bizi ziyaretiyle sizlerle bir araya geldiğimde gerçekten çok mutlu oluyorum. Çünkü bildiğim bir şey var. Gençliğe ve altyapıya yapılan yatırım özellikle de spor ve futbol özellikle tüm dünyada çok ilgi görüyor. Ve bu ilgi gençleri bizim çünkü Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu var mesela. Orada da sıkıntıları görüyorum. Bu tarafta da sizin o sıkıntılardan çıkardığınız gençlerin başarısını görüyorum bir taraftan. Bu ikisini karşılaştırdığımda ne kadar önemli bir iş yaptığınız. Çünkü kulüplerin bünyesinde toplanan gençlerin her açıdan ülkeye sağlıklı ve gelecek nesilde de birçoğumuz futbol oynayacak çünkü. Sağlıklı insanlar gelip ileride yöneticilik yapıp ülkeye bir o kadar daha hizmet veriyor. Bu açıdan da biz çok önem veriyoruz. Tabii ki genelde spora çok ciddi ilgimiz var ama dünyanın her yerinde olduğu gibi ben yapmadım bunu. Futbol her zaman ön plana çıkıyor ve en çok ilgiyi gören alan oluyor. Bu açıdan da oraya tabii ki daha büyük yatırımlar gitmesi çok doğal. Gerek tesis anlamında, gerek maddi kaynaklar anlamında. Biz elimizden geldiği kadar, Sayın Başkan da söyledi, bunu artırmaya çalışıyoruz. Bu yıl biraz daha nakdi katliği de futbola artırmak istedik. Özellikle gençlere ve altyapıya gitmek üzere. Ama tesisler anlamında da gerek sahaların düzeltilmesi, altyapıda daha iyi kaliteli olması, gerekse de daha olanaklı yani bunların ışıklandırma da dahil daha rahat maçların oynanabilmesi için tribünleri ve altyapısı ve zeminleriyle hazırlanması anlamında da spor dairemiz gerçekten benim heyecanım kadar çalışıyor bunlarda, o kadar heyecanım. Ben hayırlı birlik olmasını diliyorum ama gerçekten futbolun çok ötesindedir. Yani bir spor oyununun çok ötesindedir yapılan iş. Bunun değerini iyi bilmek lazım. Her bir kulübün bünyesinde en azından 100'e yakın genç bulunmaktadır. Burada şimdi 32 tane kulübümüz var. Düşünün onların aileleriyle birlikte. Bizim yaptırdığımız bazı anketlerde sorduk bu soruları. Ülkede yaşayanların %87'si bir şekilde futbolla bağlantısı olduğunu ortaya koydum. Dolayısıyla bu istatistikler de gösteriyor ki maçlardaki seyirci sayısı, ilgilenenler eğer siz bir şey sunarsanız geriye dönüşü bir o kadar daha fazla oluyor. Ben bir kere daha teşekkür ediyorum. Kulüp başkanlarımıza çok önemli bir iş yapıyorlar. Tabii ki bu arada görünmeyen yöneticiler de var. Sizlerle beraber uğraşan, çalışan onlara da teşekkür ediyorum. Kulüplerimizin önemi, bazıları çünkü devletten de eski bazı kulüplerimizin kuruluşları, kökleri çok eskilere dayanıyor. Onların isimleri ve camiaları da bizim için çok önemli. Camialarımıza da buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.